Yavaş. Günkü değeri 200-300 bin varmış. Volta anlaşıldı. Oğlum, tarihi İznikçinisi tabak. Müze istedi. Sergiye koyacaklar, sonra geri verecekler. Aa, sen ne zaman tarihi eser almaya başladın ya? Gizeme alarak başladı. Lan ben de antikaya para verecek göz var mı? Fındıkzade'deki evin bodrumunda bulduk 20 yıl evvel. Tarihi eser çıktı, müzeye kaydettiler, üzerimize de zimmetlediler. Atamıyoruz da satamıyoruz da, başımıza bela. Gizem gibi işte. Ay lütfen ya, şakanın sırası değil ya. Hop! Buldum seni. Ahmet, adresi biliyor muydun sen? İstanbul'da toplam 366 yalı var. Bunların 136'sı Sarıyer ilçesinde. Çok zor olmadı yani. Oha, çocuk her şeyi çözüyor. Hoş geldin. Gözlerin yine ne kadar mavi. Aman, aman, aman benim Safiye'mden sarmalar. Ellerine sağlık canım. Dur bekle. Bize de kurabiye fiştiğini sıcacık ben de size ondan vereceğim. Ay ne zahmetler. Yok canım zaten ben yemeyeceğim çünkü gluten. Hani çöpe gideceğini siz yiyin değil mi? Ha şey Gizem abla geçen seferki gibi yine kristal tabağı koymayın lütfen. Ne oldu benim o kristal tabağım? Kız yok oldu dediniz benim takımım bozuldu. Şenur teyze iç etti. Vallahi. Şöyle eski meski plastik bir tabağa koyun da biz yine mahcup olmayalım. Bizde plastik plastik tabak yok ki eski püskü. Ne? Bu ne be? Okuyayım. Çocuklar bu ne bu? Bunu atılsın diye mi koydunuz buraya? Ne bu? Ben de tam seni arayacaktım. Şu an girdim eve. Emin misin şu an girdiğine? Evet, 10 dakika oldu. Sabah yağmur yağdı. Bahçedeki toprak ıslak. Eve 10 dakika önce girmiş olsaydın ıslak ayak izlerini görürdüm ama bahçedeki izler kuru. Yani en az 2-3 saat önce gelmişsin. Doğru. Doğru ya. 10 dakika değil. Çünkü geldim, duşa girdim falan. Ben onu unuttum. Şampuan kokusu yok. Demek ki en az 2 saat önce spordan geldin ama duşa girmedin. Bu senin temizlik seviyende biri için şu demek oluyor. Burada hararetli bir sohbet dönüyordu. Ona takıldın sen. Ona takıldın. Benimle mi ilgiliydi? Oha! Çocuk çok iyi gazeteci. Ahmet bir şey soracağım. Bunları ablamı kıskandığın için mi soruyorsun? Asla. Asla benimki meslek aşkı. Ben gerçekler ortaya çıksın istiyorum. 16 yaşından beri muhabirim ben. Bence müthiş. 2 dakikada ablamın ipliğini pazara çıkardın. Sherlock Holmes gibi bir şeysin be. Yalnız bu dedektiflik değil. Dedektifler müşterileri için çalışır. Araştırmacı gazetecilerse tüm toplumun bilgi alabilmesi için. Tüm toplum spordan gelip duş almadığımı öğrendi. Kamu yararına müthiş bir haber. Evet, şimdi haberi tamamlayalım. Kim, ne, nasıl, nerede, ne zaman? Bu soruların cevaplarını biliyoruz. Bilmediğimiz bir tek soru kaldı. Neden? Neden aramadın sen beni? Ağır mesleki deformasyon bu. Mesleğim benim için her şey. Aa, bunları götüreyim. Yo, vermem ya. Kadının kristal tabağının üstüne yattın zaten. Ya biz mercimekle köfteleri neyle gönderdik benim tabağımla? Kırıldı dedi. Oh, yarısını da almadı. Ancak ödeştik bence o kristal tabakla. Şenur abla seninle 1980'den kalma çatlak melamin tabağın kırılmamıştır. Eceliyle ölmüştür. Aha da aldım. Haydi de bay bay. Hop tabak. Kırıkmış. Gizem abla atılacak dedi. İyi sallı o zaman. Eğer kaybolduysa müzenizin takdir ettiği bedeli biz size ödeyeceğiz. 350 bin lira. Biliyorum efendim. Söylediniz. Doğrudur. Merhaba. Ay. Ay çok şükür. Hayırdır Zayda? Yahu kızım neredesin sen? Arıyorum arıyorum açmıyorsun. Yani tamam biliyorum tabii yani senin de haberin yok ama. Evet. O kim? Hadi hoş geldiniz. Efendim. Beyefendi müze görevlisi. Bizim bir antika tabağımız vardı. Bulamıyoruz. Hani sen gördün mü acaba? Bizim antika tabağımız mı vardı? Niye kimse bana söylüyor? Şey mi bu tabak? Böyle sanki el boyaması gibi, seramik gibi. Böyle renkli,
köşesinde kırığı var şurasında. Gözümüz aydın. Evet, şuraya bırakmıştım. Sen mi kaldırdın? Her şey kontrol altında. Sıkıntı yok. Benim bir Safiye ile konuşmam lazım hemen. Her şey okey. Çocuklar niye bu kadar abartıyorsunuz? Bu kadar trajedi haline getirmeyin. Şimdi Şenur Hanım gider güzel komşusundan alır. Getirir tabağı. Ne bu kadar ya? Kusura bakmayın. Bahçe kapısından girdik. Tabak nerede? Şenur Hanım ağlıyor ve Yıldız her zamankinden daha beyaz terli. Hiç iyi alamet değil. Beyefendi. Ben nereden bileyim o tabağın antike olduğunu? Soğuktu, düştü elimden, paramparça oldu. Ne? Ne diyorsun ya? Bizim mahallenin sokakları taşlı tarla gibi. Sebeplere giderken ayağım taldı. Ben fena oluyorum. Vallahi fena oluyorum. Keşke tabak kırılmaydı da kafam mı kırılmaydı? Ah keşke be. 1 liram bile yok beyefendi. Bütün paramı müteahhite verdim. Benden istemeyin. Neyin hırsı bu çocuktaki de ya? Büyük çıkış yapacağı bomba haberi bulsa biraz rahatlayacak. Bir adam bir köpeği ısırsa da bu da manşet yapıp ünlü olsa. Fındığı ısırmaya nasıl bakarsın? Peki gazetecilik takıntından bıktım ayrılmak istiyorum desen de bitse? Diyemem. Niye abi? Çocuk çok yakışıklı. Güt ayrılmak istemiyorum. Yedekte tutmak istediğim biri. Sen mi senin şu duygusallığın ya? O benden ayrılsın ki sıçladık duysun. Sonra tekrar çağırdığımda hop vicdan azabıyla ağma düşsün. Sen nice bana benzedin ha. Kaç tane sevgilin oldu bu sezon? İşte. Şimdi çocuk gelince biraz suçlu görün ki. Sonuçta el alemin kız arkadaşıyla birliktesin. Ah. Of. Burun buruna geldik ya. Çok kötü oldu. Merhaba. Merhaba. Ozan Özpamuk, değil mi? Nereden bildin? Magazin haberlerini araştırdım. Tüf ya böyle. Çok kötü oldu. Ben rol de yapamam. Kartlar açık oynuyorum kardeşim. En sevdiğim. Buyurun, buyurun. Ahmet, öncelikle şunu söyleyeyim. Ozan'la aramızda her ne kadar önemli bir şey geçmediyse de bu aralar biraz aklımı karıştırdı. Yani birbirimizle ilgili bitmemiş bir hikayem var diye acaba. Şimdi mi oldu bütün bunlar? Yok. Geçen akşam senden gizli bir yemek yedik. Ne zaman? Salı akşamı. Nerede? Yuhada. Ne yediniz? İleride salata, ben kuşku olmazlı spagetti. Siz o gece orada değildiniz. Beraber gitseydiniz magazinciler çekerdi. Çünkü aynı gece o sokakta başka bir restoranda iki popçu birbirine girdi ve polis geldi. Hadi canım. Ya. Yani o gece hem magazinciler hem de polis muhabiri arkadaşlar oradaydı. Ve sizi kimse fark etmedi, görmedi öyle mi? Ben de şey beyzbol şapkası vardı da tanımamışlardı. Senin arabayla mı gittiniz? Hayır, geçen gün arabamı vurdum ve tamirde. Demin de söylediğim gibi İlayda'nın şoförü bıraktı bizi. Ben de asla yalan olmaz. İlayda'nın şoförü salıları izinde. Ah be. Ah be kızım, eskiden pazarlar izinliydi. Bir aydır salıları izinli. Söyledim ya gerizekalı. Bir lafı da aklında tut ya. Ne yapayım? Çocuk polisler alacak çocuk ya. Çok iyi gazete, çok. Ne yapabilirim yani? Merhaba, iyi günler. Eski eşya almıyoruz hanımefendi. Yalnızca antika. Erken konuşma istersen. Aa, kurabiye mi onlar ya? Üsttekiler kurabiye de alttaki ballı çörek. Ya aile büyüklerinden kalma bu tabağı bulduk da. Geçen televizyonda gördüydüm. İznik işiden bu. İznik, evet. Ama çok eski gibi görünmüyor bu sanki. Hmm. Satıcı mısınız? Sen? Alıcı mısın? Böyle durumlarda satışın %50'sini alıyorum. Ha. Ama eski rağbet yok artık bunlara. Öyle mi? İyi, ver başka eskiciye götürürüm. Bir saniye hanımefendi, bir saniye. Şimdi İznik seven bazı müşterilerim var. Hı. Onlara bir gösterelim. Artık nasip, kısmet. Alo, Mesut. İşki paran var mı?
İyi, yarım saate kadar olacak. Sevimlerin arka sokağa gel, seninle bir işimiz var. Kapat, haydi kapat. Hallediyor mu? Yaz. Düşünce kafamı mı çarptım? Yusuf elin tabağını kırdım, benden parasını isterler diye. O şokeyle bilincim mi gitti? Bilmiyorum ama. Gözümün önünde tuzla buzulmuş tabak. Saçılmış kurabiyeler. Sen kurabiyelere daha çok acımışsındır. Tabağın değerini ne bileceksin? Burada kahve içilmez. Sen gelmeden önce çaktırmadan mutfağa girdim, baktım. Elemanlardan biri bone takmıyordu. Ayrıca menüye mandı kaymağı yazmışlar ama normal paket kaymak kullanıyorlar. Onu da gördüm. Bu sebepten kahve içmeyecek miyiz yani? Sosyetik mekanda sahte mandı kaymağı skandalı. Bu mu yani? Esin'e alışacaksın Halil'ciğim. Sen de bu gazetecilik virüsünü bir kapsan. Bundan vazgeçemeyeceksin. Bu böyle her şeyi sorgulamaya başlayacaksın. Gerçeği, hakikati arayacaksın. Ola ben biraz yalan seviyorum. Evet, onu fark ettim de. Anam çok kötü. Tansiyon 12'ye 8. 12'ye 8 ideal diye biliyorum ben. İşte zaten kötü olan o. Eğer tansiyon normalse bu üzüntü kim bilir neremden çıkacak. Oğlum deme böyle yahu. Bırak cana geleceğine mala gelsin. Anne 350 bin lira. Durduk yere ev parası ya. Ya parayı vermeyelim, beni içeri atın, hapse atın falan mı desem ya? Daha yeni girdin çıktın Cengiz. İyi ya işte, alıştım. Sistemi biliyorum, infaz korba memurlarını tanıyorum falan. Neden olmasın? Aslında bir kilo da vermiştin hemen ha, içeride değil mi? Tatlı içki falan olmayınca. Evet. Hayır, manyak mısınız siz? Ha ama tabii 5 gün olur mu olmaz mı o belli değil. Ya daha uzun olursa? İşte ben de onu düşündüm biliyor musun? Tarihi eser kaçakçılığına falan mı girer ya? Bilmiyorum ki ya. Ah düşündükçe vallahi tansiyonum çıkıyor ha. Hadi bir daha ölç. Çak bir 17-18. Hadi çak bir 17-18. Nedir? Efendim sizin buraya gelmeniz bile şereftir bizim için. 75 bine bırakırım. Aa, 50 bin veririm. İznik koleksiyonunda çok tabak var. Ben maşrap arıyorum. Yapmayın İlayda Hanım. Bunu müzayedeye koysak, meraklısını bulursa 200-300 binden gider. Müsaadeye koyun o zaman. Neyse. Vallahi elim sıkışık olmasa koyarım. 70 bin yapalım. 3 kuruş için vaktimi harcamayın. Benim boşa geçen bir dakikamın maliyeti 10 bin dolar. Şirkette hesapladık. 50 bin yes beyanı. Yes. Sizi kıracağıma fiyatı kırarım daha iyi. Evet. Kelime şakası yapmayın. Tabağa sarın. Bak, 10 bin 10 bin yazıyor. Pazarlık yok. Yapmayın Şenur Hanım. Sabahtan beri 10 kişiyi aradım belki. Piyasa çok ölü. Bir fabrikatör müşterim var, 15 bin vereyim diyor. Ne yapayım? Aa, o zaman yarı yarıya olmaz. 10 bini benim, 5 bini senin. Bakın ben dükkan kirasını dolar cinsinden ödüyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Salaksın demek, TL almasaydın. Allah Allah, 10 bini alırım gerisine karışma. Yok, vallahi bırakıp gideceğim ben bu işleri ya. İnanın kurtarmıyor. He vallahi, bırak git. Bir Ege köyüne yerleş, organik tarım yap. Bak ne kadar orijinal fikir. Bana bak, bana 10 bin kalmayacaksa gelip alacağım tabağı. Şekerlik yapacağım. Öf, tamam öf. Satıyorum o zaman bu rakamdan müşteriye. Sat, 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 sat. Onlar için fındık fıstık parası be. O kadar da fındık fıstık değil yani. 350 bin Şenur abla kolay mı? Ne? Kaç? 350 bin. Dediler ya dün akşam. Ne zaman? Bizim kaybolan tabağın aynısı bu ya. Nereden almış? Antikacıdan. Ama sonra da pişman oldu. 50 bine değmez. Koleksiyonumda zaten çok tabak var dedi. 50 bin mi? TL. Oha çok iyi almış ya. Bizim kırılan tabağın çok benzeri. Babam bu fiyata böyle bir şey görse üzerine atlar. Ya al sizin olsun. Yok be 50 bin. Ama sizden satın alabilir miyim? Bence al götür parayı sonra getirirsin. Evet başka? Yani başka bir şey yok. Zaten ben işim dışında öyle her şeyi merak etmem ki ne bileyim. Yani haber kaynağı olarak da hiç işe yaramazsın. Sen de erkek arkadaş olarak çok işe yarar sayılmazsın aslında. Neden? Ne yapıyorum ki ben? Ne yapıyor ki çocukcağız? Beşen bir kalsın atlamadan anlatsana İlaydacığım. Aşırı soru soruyorsun. Sürekli eşim, dostum, sosyete hakkında bilgi almaya çalışıyorsun. Niye? Her şeyden haber çıkarmaya çalışıyorum. Gazeteciyim. Ben değilim. Dedikodu yapamamaktan.
bir şeyi böyle abartarak anlatamamaktan, sevgilime pembe yalan bile söyleyememekten sıkıldım. Valla sinemaya gidip böyle boş ve yüzeysel filmler seyretmek istiyorum. Sürekli belgesel ne? Bir dakika ya, bir dakika. Başlık ne şu an? Ayrılmak istiyorum. Aha başlık. Manşetten. Başka, başka, başka ebenin diyesim geliyor. Yeter ya. Bıktık ya, bıktık. Evet. Ozan kafamı karıştırdı diye yalan atıyorum. Evet, bazen seni aramak bile istemiyorum. Hepsi doğru. Dur bak, sana şöyle anlatayım. Kim? Ben. Ne? Ayrılmak istiyorum. Nerede? Burada. Ne zaman? Şimdi. Nasıl? Küfrede küfrede. Neden? Çünkü içim şişti. Artık öldü, vurma bence. Kızdın mı? Yok. Gerçekten. Tabii canım, neden kızayım? Ya böyle gerçekleri söyle ciğerim ya. Mühim olan hakikat. Yani şimdi senin tarafından bakınca tabii sen de haklısın ama... Yok yok, bir dakika. Ben hiçbir zaman kendi tarafından bakmam. Her zaman tarafsızımdır, objektif. Yani mesleğimin gereği bu benim. Peki, o zaman çok teşekkür ederim. Güzel vakit geçirdik. Ben çalıntı tarihi eser alacak bir insana mı benziyorum? Hayatım, bence de benzemiyorsun. Ama önemli olan müzenin ne düşünecek? Şenur Hanım'dan çölde su almam ben, su. O antikacı da yalancının teki. Tarihi eser çıktı diye korktu, susuyor kesin. Parayı şakır şakır eline saydım ya. Fatura aldın mı? Yoo. O zaman ah canım, ah canım. Şenur Hanım sizin tabağı kırdım demiş zaten. Şahit de var. Yani alkolik malkolik ama sonuçta kadının düştüğünü, tabağın kırıldığını falan gördüm dedi. Ya ben bu tabağı hiç görmedim, iftira dersem? Senin tabağı bizim eve getirdiğini gören şahit var ama. Kim o? Ben. Gerizekalı. Yalan söyleyemem, kusura bakma. Ay çocuklar, bir dakika, ben anlamadım yani. Şimdi hem İlayda hem biz, hem benim tabağa götürdüğüm Safiyeler böylece suçlu durumda mıyız biz? Sadece Şenur Hanım'ın şahidi var. Bir o kurtulur. Yani böyle toptan hapse mi gireceğiz biz, ne yapacağız? Çok fazla temiz fanile gerekecek günler mi geliyor, ne oluyor Allah korusun? Hadi suçtan para cezasıyla yırtsak yine de duyulduğu anda büyük bir skandal bu. Özellikle de senin için. İlayda Çıkrıkçıoğlu Özpamukların çalıntı tarih eserini almış. Berbat. Nasıl duyulacak ki? Gizem çok ketum biri değildir biliyorsun. Tehdit mi ediyorsunuz? Rezil olurum. Feci bir dedikodu bu. Sevgilisinin Merve'yi boynuzladığı kızın yarım fönlü kuaförden kaçmasından 100 kat daha büyük dedikodu. O doğru değil mi? Biliyordum ben. Biz çözemeyiz bu işi ya. Bir gazeteci, bir ne bileyim bir özel dedektif falan olsaydı da çözeydi ya. Gazeteci mi? Çok teşekkür ederim bu fırsat için. Mersi. Benim hikayem aslında mankenlikle başladı çocuk yaşta. Sonrasında biliyorsunuzdur, yani gündüz programlarım olsun, dizilerim olsun hepsi halkın büyük teveccühüyle karşılandı. Hepsi benim bebeklerim gibi. Ama benim esas tutkum oyunculuk. Oyunculuğu anladım. Çok bir dakika, farklı bir... dakika. Benim evet. Aslında sorduğum antika tabakla ilgili. Tabak mı konuşacağız? Bir önce adam gibi röportajımızı yapmayacak mısın? Ben biraz kendimden ve sanat çalışmalarımdan bahsetmek isterim yani bir zahmet. Bir dakika ya. Başlık ne burada? Başlık ne burada? Ben size soruyorum. Ben size soruyorum. Siz bana niye soruyorsunuz ki? Siz bana niye soruyorsunuz ki? Soruları ben soruyorum. Soruya soruyla cevap vermeyin. Nasıl soruya soruyla cevap vermeyin? Benim babam kimdi? J.F. Kennedy. Amiral Paşa'ydı. Dedem kimdi? Dedeniz de J.F. Kennedy. Amiraldi. Sen kimsin? Abraham Lincoln. Ahmet. Ben kimim? Sen kimsin? Bu kim ya? Kim bu ya? Ay, kafam yandı ya. Ne yapıyoruz biz ya? Seninle akıl oyunları oynuyorum. Kaptırdım gittim kendime. Evet, bugün topladığım bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii canım, neyse çıksın ortaya. Biz de kanıtları müzeye verip paçamızı sıyıralım ya. Hadi inşallah. Evet, Şenur Yılmaz isimli şahsın. Tabağın değerinin farkında olmadığı söyleniyor. Ama daha önce de bazı üç kağıtlar yaptığını biliyoruz. Örneğin kendini dağlarda yaşayan bir aktör olarak tanıtıp sosyetik kadınlara bitkisel kozmetik adı altında hemoroid kremi sattığını öğrendim.
Yani anlayacağınız üzere dalavereye yatkın biri kendisi. Dalavere? Oo. Çamurat izi kalsın. Asırlık ayağa düşmüş ya. Kim ki böyle diye? Ben haber kaynağımı paylaşamam sizinle. Beyefendi, benim şahidim var, şahidim. Burada kimin şahidi var acaba? Ben zaten şahidinizle de konuştum. Oh, ne çok sordun, bunalttın beni ya. Polis, müze, Kültür Bakanlığı. Ne ararsan, iş büyük. Abi, ya bu karı benim elime 100 lira para verdi. Tabağı kırdı de dedi. Anne, yalancı şahit mi tuttun sen? Çıtayı arşa çıkardın artık. Ya duymadınız mı? Karı manyak demiş işte. Ya Mesut Bağ kirli iftira atıyor ya. Oğlum, alkolüye mi inanıyorsun bana mı? Peki, İlayda Şenur Hanım'dan mı almış tabağı? Ay hayır dedik ya. Anam, kimseye güvenleri yok bunların ha, tövbe. Ben antikacıdan aldım. Bir de bir küçük röportajımız var. İsterseniz bir de onu değerlendirelim, bir onu görelim. Ha yok ya, bildiğim mahalle karısı. Böyle elinde çay bardağıyla girdi dükkandan içeri. Psikopat ya. Çay bardağıyla girdi. Peki şey yapsak, arasak, belki elinde başka vardır. Ha yok, onu engelledim ben. Bak, mesaj yazmış bana. Al, manyak ya. Şu kargacı bitsin. Gelip böbreğini söküp satacağım. 350 binimi alacağım Şenli. Çok enteresan. Bir zamanlar Uğur Dündar'ın organ mafyası haberleri vardı, hatırlıyor musunuz? Onlarda böyle gizli kamera olurdu, aynı bunun gibi. Ama şimdi tabii teknoloji çok gelişmiştir değil mi? Başka kameralar vardır. Gizem abla, bir parazit yapma ya. Ne diyorsunuz? İsim benzerliği. Bir çay triyakisi Şenur ben miyim? Ben telefon numarasını da kontrol ettirdim. Sizin üstünüze kayıtlı. İlayda, yalnız biz artık beraber olamayız. Niye? Yani meslek ettiği açısından Haber Özlem'le birlikte olamam. Haber Özlem kim? Sensin. Bir K. Kim? Kim? Sen. Nasıl ya? Ya baksana, bomba haberimi buldum işte. İçinde eser kaçakçılığı var, dolandırıcılık var, para var, sosyete var, devletin müzesi var, polisiye var. Kariyerimin zirve noktası olacak. Hayır! Beni haber malzemesi yapamazsın, ismim geçemez. Zaten o kadar sorunun içinde bu haber mi ya? Ya haberlerde 4 dakikalık kedi videosu veriyorlar. Bu onların yanında polisiyelik haber. Çok sağ ol. Eyvallah. Hayır! Ben haberin öznesi olmayayım. Bu seferlik 5N olmasın, 6. N de olsun. Ne alaka? Ne alaka ben olayım? Haberle hiç alakam olmasın, ha? Ahmet, no, bir dakika. Bak, bir şey diyeceğim. Bir tane köpek bulup ısırsam ilgini çeker mi? Ahmet!